Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kahramanmaraş Elbistan Nehir Pastanesi'nden sesleniyorum sizlere. Bugün yine güzel bir tarifle Kahramanmaraşlıların kendilerine özel, kendilerine has Maraş çöreği tarifiyle sizlerleyim. Evet arkadaşlar, Maraş çöreği nasıl yapılır? Daha önce şekerlinin tarifini vermiştim sizlere. Bugün tuzlunun tarifini yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada unumuz var. Arkadaşlar, tuzumuz var, şekerimiz var, çörek otumuz var ve yağımız, suyumuz var. Neydi şekerlide? Sadece un, şeker, yağ, su vardı. Bunda artı olarak tuz ve arkadaşlar çörek otumuz var. Şimdi bunların miktarlarını ben size şöyle hemen bir tarif edeyim. 2,5 kilo un, 150 gram şeker, 75 gram tuz ve 60 gram çörek otu, 1 kilo baklavalık yağ ve 650 gram suyumuz arkadaşlar. Tarifimiz bu şekilde. Şimdi de nasıl yapıldığını birlikte görelim. Evet arkadaşlar, unumuz burada. Şimdi malzemelerimize katalım. Evet, şekerimizi ekledik. Şimdi tuzumuzu ekleyelim arkadaşlar. Evet, çörek otumuz. Evet arkadaşlar, bu da 60 gram çörek otumuz. Bunlar tamam, şöyle ayıralım ve yağımızı arkadaşlar. Yine demiştim, şekerde anlattığım gibi arkadaşlar, yağımız baklavalık yağı. Çeşidi fark etmiyor ama baklavalık yağdan yapmalısınız. İster sade kullanabilirsiniz, ister aromalı kullanırsınız. Ben aromalı kullanıyorum, biraz daha böyle lezzetli oluyor. Arkadaşlar, malzemeyi birebir kullanmaya dikkat edin. Dediğim gibi, eğer malzemede eksiklik olursa veya fazlalık olursa hamurda istediğiniz kıvamı, istediğiniz lezzeti maalesef alamıyoruz. Böylece yağımızı da tarttık arkadaşlar. Şöyle mikserimize, kazanımıza harmanlıyoruz hepsini birlikte. Ondan sonra arkadaşlar hemen 600 gram da suya ekliyoruz buna. Evet arkadaşlar, suyumuz da tamam. Şimdi yoğurma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. Kattığımız malzemelerle hamurumuz yoğurmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi tek farkı değil, çok farkı var tuzluyla şekerli arasında arkadaşlar. Böyle bezelerimiz, çörek otlu. Şimdi açacağız, açtıktan sonra pişireceğiz. Pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Açtıktan sonra tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bezelerimiz, işte merdanemiz de bu hale geliyor. Ve tepsilerimizi açtık, bu şekilde dizdik. Arkadaşlar, bunu 190 derece sıcak fırında 40 dakika pişireceksiniz. Böyle kızarmış olması lazım. Kızardığında biraz da takip edin, fırından fırına değişiklik gösterebilir. Siz de afiyetle yiyin inşallah. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hepinize şimdiden afiyetler olsun.
Arkadaşlar, tuzlularımız da pişti. Böyle kameramanımız yakından alırsa çörek otlar gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel oldular. Hepinize afiyet olsun. İnşallah sizler de evlerde böyle yaparak başarılı olursunuz. Tarifimden faydalanmayı mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hoşça ve dostça kalın.